Dışarı çıkalım. Gidip rahat rahat konuşalım bir yerde. Efendim? Behlül neredesin? Dışarıdayım, bir işim var. Bahçede olduğunu söylediler. Geldim ben, buradayım. Ya. Biz Bihter'le bahçenin eksiklerine bakıyorduk. Elif gelmiş. Gelsene sen de. Tamam. Ya da dur dur, ben geliyorum. Yok yok, gelirim ben. Bihter dur. Siz bakın bahçenin eksiklerine. Ben yanınızda olmak istemiyorum. Dur. Niye haber vermedin? Dersin olmadığını biliyordum. Sürpriz yapayım dedim. Ne iyi ettin. Gel oturalım, ne içersin? Kahve söylemiştim. Hani Bihter nerede? Yukarı çıktı o. Tam sen ararken girmişti zaten eve. Görmedim ben. Ne oldu, niye çıktı? Yorgun hissediyor galiba. Dinlenecekmiş. Arabasız mı geldin sen? Servise bıraktım. Bayılıyorum bu bahçeye. Çok büyük tepkiler veriyorsun. Sakin ol. Beni buna zorlayan sensin. Bana inanmayan sensin. Nihal? İnciten, hırpalayan hep sensin. Ne oluyor? Kavga ediyorlar. Lütfen bir son ver buna. O zaman üzerime gelme, rahat bırak beni. Gel sen buraya. Babamı üzüyor. Senin böyle yaptığını görürse daha çok üzülür. Moralim bozuldu. Tamam, geçti. Bak sustular. Bugün oraya gittin ya, bir kere daha izdin beni. Artık bunu konuşmak istemiyorum. Yoruldum. O zaman beni rahat bırak ne olur. Lütfen, sinirlerim çok bozuk. Tatlı istemiyoruz Nesrin. Tamam, siz bilirsiniz. Niye kavga ediyorlar biliyor musun sen? Yok, nereden bileyim? Babam çok üzülüyor. Niye böyle yapıyorlar anlamıyorum ki. Neyi paylaşamıyorlar? Sıkma canını, olur böyle şeyler.
Annem hayattayken hiç olmuyordu ama. Çok mutluydu babam o zaman. Hastalanana kadar annemdi. Biz çok mutluyduk. Takma kafanı sen, düzelirler. Baba. Ben odama çıkıyorum, kitap okuyacağım. Daha uyumayacağım ama konuşmak istersen gel. İyi geceler Taklım. İyi geceler. Çok genç. Çok genç ve tecrübesiz tabii. Daha kendini yeni yeni tanırken hayatı tanımış olmasını bekliyorum ondan. Beni kıskanıyor. Hem de kimden bilsen. Matmazel'den. Ya, bütün hırçınlığının, tartışmanın sebebi bu. Ne saçmalık değil mi? Saçma tabii. Sen de güldün işte bak. Ama Bihter ciddi ciddi mesele haline getirdi. Çok yoğun yaşıyor duygularını ondan. Sevgisini de öfkesini de. Ondan büyütüyor bu kadar. Beni çok seviyor biliyorum. Paylaşmak istememesini anlayabiliyorum. Ama kaybetme korkusunu anlayamıyorum. Benim onu ne kadar sevdiğimin farkında olması lazım değil mi? Ona bunu hissettirememişim demek. Bu benim kabahatim. Elif de öyle. Beni bunaltıyor zaman zaman. Sadakat benim en önem verdiğim şey. İnanmak, güvenmek önemli. Bu sebeple tartışmış olmaktan bile utanıyorum. Ona kızdığım için kendime daha çok kızıyorum. O gençliğin verdiği heyecanla kendini kontrol edemiyor tabii. Benim toleranslı olmam gerekiyordu.